düzenleme yapacağım. Şöyle hava düzenleme olacak arkadaşlar. Artık havalar ısınıyor biliyorsunuz. İlkbahar geldi, yaza doğru gidiyoruz. Burası bayağı bir ısındı. Kısa kolları çıkaracağım, yine uzun kollar olacak ama çok kalın olan uzun kolları da yavaş yavaş kaldırıyorum bugün. Diğer bizim İzzet abinin, benim ve Eylül'ünkileri kaldırdım. Daha ince olan, daha rahat şu anda kullanabileceğimiz kıyafetleri çıkarmıştım. Sıla ve Mira'nın odasına sıra geldi. Zaten şu anda sepetler önümde. İki tane sepet. Lütfen anneciğim, ne oluyor ya? Bir hiç beni rahat bırakmıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Ben böyle hızlı hızlı konuşuyorum ya. Lüye şey yapıyor böyle. Çıldırıyor, bir şeyler oluyor zannediyor. Ne var ya? Annem yine bir şeyler yapacak diyor. Eksik kalmak istemiyor hiçbir şeyler. Tamam, hadi yatağına git. Hadi yatağına git anneciğim. Gel kucağıma gel. Evet arkadaşlar, dolaplarının içinde zaten kalın kıyafetler var ama Sıla Mira buraları bayağı bir şeyler yapmışlar kendilerince. Böyle gelmişler, böyle düzenlemişler, böyle bir şeyler. Katlarda var, onları alacağım. Zaten dağınık. Özellikle diğer taraf, şurası bayağı bir karışık arkadaşlar. Böyle bakar mısınız, dolu dolu kalın olanları. Olmayanları da zaten ayıracağım. Olmayan küçük olanlar var, onları da ayıracağım arkadaşlar. İkisi de yatağa girdi. Sıla! Aa, ikisi aynı yere mi girdiler? Lüy, gel. El anneciğim, sen şöyle... Hayır kızlar, bir dakika. Öyle çok şey yapmayın. Bakın şimdi Lüy de hareketleniyor böyle. Evet, bir dakika. Yatak, çarşaflar değişecek. Şunu bir alayım şuradan. Biz arkadaşlar, çarşaflar da değişecek. Bayağı bir düzenleyeceğiz. Ay, çok işim var bugün benim. Bana yardım edin arkadaşlar. Kolay gelsin deyin. Vallahi Sıla Mira ne kadar yardımcı olacaklar bilmiyorum ama ben bayağı uğraşacağım gibi geliyor. Şunu da şuraya bağlayayım bari kurdelesini. Oh, çok yoruldum. Şimdiden yoruldum. Ben daha başlamadan yoruldum ya. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Yatağı tavan ettiniz ya. Hey! Şöyle bağlayayım da bari ortalıktan şöyle bir kalksın. Bunlar da yatağın kenarındaki bu cibinlikler arkadaşlar. Ben böyle bağlıyorum, toparlıyorum. Akşam uyudukları zaman açıyorlar, böyle kapatıyorlar. Ay, bir topla bir aç, bir topla bir aç. Kurdelenin yeri bile kırış kırış oldu yahu. Ay, ne yaramaz kızlar. Evet, ben şimdi kızlar bir şey diyeceğim yalnız. Sıla Mira, yataklarınızın örtülerini de alacağım. Onlar da değişecek de. Sıla, siz ya da masalarınıza gelin. Siz bence yavaş yavaş artık biraz ödev de yapın. Tamam. Çok fazla ödeviniz var. Yapma yapma anneciğim, böyle bir dakika dur. Yapma. Mira, Mira lütfen ama. Geçin böyle. Hadi çantalarınızdan ödevlerinizi bir çıkarın. Tamam mı? Sessizce siz başlayın, ben de hızlıca biraz toparlamaya başlayayım. Ama biz yardım edeceğiz değil mi? Tamam, yardım edeceksiniz de ben bir önden bir ne yapacağımı, bir şöyle bir planımı yapayım hızlıca. Söyleyeceğim, sizi yönlendireceğim ben zaten. Oo, çok güzel sayıyorum. Gel, otur sen de sandalyene. Bakın arkadaşlar, gelişime bakın. Sepetlerde de var arkadaşlar. Şu yatağın örtüsünü şöyle bir kaldırayım da ben. Hadi, hadi. Bu arada arkadaşlar, terliklerimi göstereyim. Lüy hepsini kemirdi. Bakar mısınız? Leoparlı çoraplarım ve leoparlı terliğimi, haline bakın. Görüyor musun? Bunları hep Lüy yapıyor arkadaşlar. Evdeki hep bütün sineklikler, yaz geliyor artık, sinekler, böcekler, arılar uçuşacak. Evimizin içine bütün sineklikleri paramparça yaptı. Lüy, sen ne kadar yaramazsın ya. Ben bu Lüy'ü anne terliğiyle pataklayayım mı arkadaşlar? Pataklayayım mı kız seni? Kız seni bu vurayım mı senin? Yaramaz. Yatağın üstüne gelmek istiyor ama almayacağım. İşlerim var Lüy, şu anda seninle ilgilenemeyeceğim. Bakar mısınız? Bunu da kemirmeye başlamış, ucuz atlattı. Kurtardım biraz bunu. Yiyorum, yırtık pırtık yemeği seviyorum ben arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor vallahi. Yırtık pırtık yiyorum ya. Hiç sorun değil. Nasıl yok? Nasıl yok ödevi? Ben sana sıfır vereceğim kaynene. Allah sıfıra basar öğretmenler, karışmam. Haklı yani. Ödevim yok diyemezsin. Öyle bir şey yok. Ödevini düzenli olacaksınız. Alacaksınız ya. Ay arkadaşlar, ödevim yok dedikleri zaman çıldırıyorum. Bu kaçıncı ödevim yok ya? Artık öğretmenini arayıp... Özür dilemekten ben yoruldum vallahi. Ya bir gün Sıla ödevini unutuyor ya da eksik getiriyor. Ya da bir gün Mira unutuyor, eksik getiriyor. Öğretmeni arıyorum. İşte hocam, kusura bakmayın işte böyle böyle. Artık kadın artık... Burada. Hah. Lütfen ya, haklı yani. Öğretmenler haklı. Ben öğretmenlere hak veriyorum. Kusura bakmasınlar yani. Öğretmenler haklı. Şu anda bizi film çekiyor. Şu yatak örtülerini değiştireceğim de arkadaşlar. Ay çok işim var benim ya. Ay bu yaz gelince, önümüz bayram. Yaz gelince bu yaz temizliğiydi, bayram temizliğiydi. Ay kadınların işi çok zor. İzzet bana niye hiç yardım etmiyor acaba? Nerede İzzet? Neredesin? Çağırayım İzzet'i. İzzet, arkadaşlar bu arada Lüy yerine geçti. Orası Lüy'nin yeri. Burada geliyor, uyuyor saatlerce. Kimse de öyle, yani alamıyoruz da oradan. Kaldıramıyoruz da. Çok hırlıyor o zaman. Onun rahatı bozulmayacak. Nerede uyuyorsa orada kalacak. Onu elleyemiyoruz, kaldıramıyoruz. Orası onun yeri. Sıla Mira uyuduğu zaman o da geçiyor, uyuyor.
Ben kapıyı kapatıp çıkıyorum valla. Kızım. Louis. Evet. Louis. Burada bir küçük yastığım vardı senin. Nereye gitti kız o? Bak buraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar ne kadar dağılıyor. Ne yapıyorsunuz? Başından vuracağım. Ama böyle saçma... Aa hayır, onları kaldırır mısın lütfen? Saçma saçma şeyler. Biraz sıla, onu hemen şey, şunları da alın. O arkandakileri de koy içine. Lütfen. Olmaz. Hadi. İçine koy bunu. Olmaz. Hadi bakalım. Şimdi şurayı da bir halledeyim. Şöyle. Şunlar kalsın. Bunun ikisini de al. Bak defterini burada bırak. İzzetciğim bunu verir misin Sıla'ya? Ödeme başladın mı Mira? Mira boş şeylerle uğraşma. Babam koy dedi. Tamam, hemen onu kaldır. Ne bakıyorsun? Hızlı ne biraz. Bakıyorsun hızlı şimdi? Çok aşağıdaki harflerin özellikleri ilgili ağaç semasını inceleyiniz. Soruları şemaya yanıtlayınız. Ya bayağı teferruatlar. Yeni nesil, yeni nesil sorular. Biraz zor arkadaşlar galiba. Sunay'la Mira geçen hafta neydi? Ne? Ne sınavı? Ha bilsem. Bilsen sınavı. Bilsen sınavına giren. Birisi müzik. Birisi resim. Resim. Ve bu arada Bilsen sınavına giren sizin aranızda da çok arkadaşlar olmuş. Bana yazdığınız yorumlarda arkadaşlar. Ve girecek olanlar da var hala. Girmeyenlere şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah girenlerin sınavları istedikleri gibi geçmiştir. Mira müziğe girdi, Sıla da resime girdi. Aynen, evet. Şimdi şu sepetlerden birini alayım. Anlayamadım. Ay, hemen anlayamadıklarınıza işaret koyun, ben size anlatacağım. Ben size bir anlatacağım onları. Bir anlatacağım arkadaşlar ben onları. İki öğrenciye aynı anda ders yaptırmak, ödev yaptırmak o kadar zor ki. Yani çok zorlanıyorum bazen. Öğretmenleriyle konuşuyorum, hocam diyor ne olur birazcık az ödev verirseniz çok memnun olurum. Sayfa sayfa, sayfa sayfa ödevler. Matematik ayrı, hayat bilgisi ayrı, Türkçesi ayrı. Allah'ım yani. Ama çok zeki benim çocuklarım. Anne kalıldığına bak. Tabii şu anda bundan daha fazla ödeviniz var. Bunlar değil sadece. Çünkü bir haftalık tatildeyiz arkadaşlar. Etkinlikten de var. Birçok arkadaşımız gibi biz de tatildeyiz. Etkinlik kitabınızdan da var. Ama işte bir yerden başlayayım. Kaç sayfa? Arkadaşlar bunların hepsi. Ve İngilizce'den senin ezberlemen gereken yerler var biliyorsun değil mi Sıla'cığım? Bu kirli, bunu neden buraya koyduk acaba? İngilizce ödevini söyle. Kirli. Sınavlar da böyle oluyor. 6 sayfa. Şimdi kızlar geçin. Ben şimdi tamam sen... Arkadaşlar şimdi şöyle, çok ince değil böyle. 2 çarpı 6 eşittir 12. Yarım kollu ama kalın, ince değil. Bunları bırakacağım. Bir de böyle uzun kollarımız var ama yine çok kalın değil. Mevsimlik bunlar arkadaşlar. Böyle şu anda bunlar çok rahat giyilir. Bunları işte hepsine, işte Sıla'nın da aynı, Mira'nın da aynı. Birisi Mira'nın, birisi Sıla'nın. Böyle taytlarımız var, spor. Bunları bırakacağım. Çok kalın değil bunlar çünkü. Zaten bunlar yeni şu anda olanlar. Bunlar biraz daha kalın. Ama hemen şimdi bunları yine kaldırmayayım. Kalsın da böyle sivitler var. Kalın polar gibi yünlü, pamuklu böyle tüylü mülü şeyler var. Onları kaldıracağım. Onları da göstereyim size. Onlar bir kalkacak. O biraz orada hızlandıracağım ben videoyu arkadaşlar. Mesela şöyle kalın. Bazıları da küçük artık. Bu olmuyor artık kızlara. Ne oluyor? Ya kalın. Oluyor da kısa geliyor kolu falan. Bakın içi kalın böyle. Bunu kaldıracağım. 4-5 yaş ama bana alıyor. Şöyle. Bir kere kalın. Okula giydim. Bunu kaldıracağım arkadaşlar. Sonra bunlar kalın işte. Bunlar kalkacak artık. Giyilmiyor. Çünkü çok sıcak oldu. Yani bunları giydiği zaman çocuklar bayağı bir daralıyorlar. Sıkılıyorlar. Böyle kazaklar var. Bunların hepsini kaldıracağım. Yerine daha yazlık, daha ince, daha mevsimlik olanları çıkaracağım. Şuradakiler ince kalabilir ama şunlar yine kalkacak. Bakın böyle kalın kalın kazaklar. Bunları kaldırmanın zamanı geldi. Şunları giyiyorlar. Bunlar mevsimlik. Bunları zaten önden bir çıkarmıştım. Bakın böyle yarım zaten bunlar. Mevsimlik olanları bıraktım arkadaşlar. Hemen şöyle dolabın içini bir göstereyim size genel. Evet. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle. Bir dakika anneciğim. Bir dakika. Elim sıkışacak. Dur. Mira ne yapıyorsun aşkım? İzin ver bana Mira. Eline dikkat et. Şimdi arkadaşlar şurada 2-3 tane hırka bıraktım. Ben tanıtayım mı? Ve yelek bıraktım. Dur tanıtmak için şöyle yelek bıraktım arkadaşlar. Arada şöyle bir iki sonra tane elbise var. Sonra şöyle bir tane elbise var aşkım burada. Aşkım bir saniye şöyle göstereyim. Burada da pijamaları var arkadaşlar. Onları takım takım ayırdık. Şu arka 3 sıra. Şöyle şu Barbie. Orada pijamalar var. Burada da böyle taytları var. Günlük, ince, yine mevsimlik giyebilecekleri taytları var. Bu tarafta da zaten çekmecede çorap ve iç çamaşırlar var evet, orada. Evet, burada çorapları da sevebiliriz. Çoraplar tamam. Varmış an. Evet. Şuraya bir açayım Miracığım hemen. Bir dakika. Bu tarafta da yine arkadaşlar gördüğünüz gibi
raflarına şöyle kısa kollular, ince mevsimlik uzun kolluları bıraktı. Burada ince uzun kollular var. Kazaklar falan yok. Sonra böyle şeyler var gördüğünüz gibi. Hala ince ince uzun kollular ve yelekler. Şunlar var. Bunları soğuk havalarda kullanıyoruz. Yağmurlu bunlar zaten. Bunlar da yine ince kapşonlu böyle. İnce mevsimlik. Sonra şöyle bir tane askılıklar var. Ben şimdi dur. Mira ben şimdi arkadaşlar bu sepetleri buradan alacağım. Bu sepet bu böyle ayırdım. Yardım edin. Bayağı bir ben anneme yardım edeceğim. Louis de yukarıya çıkmaya çalışıyor. Uyuyacak yer. Louis uyumanı istemiyorum orada lütfen. Sonra uyumuyorsun. Aynı küçük bebek gibi arkadaşlar. Buralarda uyuyor, uykusunu alıyor, sonra gece uyumuyor, bizi de uyutmuyor. Ben anneme yardım edeceğim orada. Evet, yatak örtülerini şimdi değiştireceğim arkadaşlar. Bunların hepsi değişecek. Miracığım bir dakika ben şöyle geçeyim. Anne. Arkadaşlar ben toparlayacağım birazdan hızlı bir şekilde. Videomuz da zaten uzun oldu arkadaşlar. O yüzden hızlandırma yapacağız videoda. Arkadaşlar çok yoruldum. Sıla ve Mira'nın yatağını düzelttim arkadaşlar. Çarşaflarını, işte nevresimleri falan değiştirdim. Yazlıklarını da buraya getirdim. Ama arkadaşlar bir şey fark ettim. Dur, Mira'cığım dur. Askım yokmuş fazla. Benim acilen askı alışverişine çıkmam lazım. Çünkü elbiselerin hepsini çıkaramadım. Birkaç tane çıkardım size göstereceğim. Askım yok çünkü askı almam gerekiyor. Çoğu da kırıldı zaten ama onlara yetmeyecek. İşte oradakiler kalacak, onları ayarladım. Yetmeyecek, askı almam gerekiyor. Şöyle elbiselerini hızlıca göstereyim de onları da artık bir sonraki videoda size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü daha birkaç tane elbiseleri daha var. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Bunları belki tatil videomuzda görmüşsünüzdür Sıla ve Miran üzerinde. Şöyle arkadaşlar. Vallahi bunları asacak şu anda askım yok. O yüzden İzzetciğim acilen askı alışverişine çıkmamız gerekiyor. Bu biraz daha şey, yarım kollu şöyle düğmeli şuradan. Güzel ama cepleri var arkadaşlar. Çok da tatlı bir elbise. Şimdi şöyle de eteklerimiz var. Bunları aslında ben şimdi çıkarmamın sebebi de arkadaşlar 23 Nisan geliyor biliyorsunuz. 23 Nisan'da belki böyle renkli renkli de giydirebilirim Sıla Mira'yı. Bakın bakın böyle renkli elbise etekleri var. Çok güzel. Şu var mesela. Yine böyle. Şöyle. Bu yine aynısı az önce gösterdiğimin. Bu da yine aynı. Şöyle yine fırfırlı var. Birkaç tane daha yine eteğimiz var. Etek askısı da almam gerekiyor. Bu da şöyle kalpli bir yine 23 Nisan'da giydirebilirim ama yedek bir tane daha almam lazım. Ya da belki iki tane alabilirim. Bir de böyle yine kırmızı var. Bunlar da olabilir. Bakalım arkadaşlar. Bunları genelde 23 Nisan'da kullanabiliriz diye hemen şimdiden çıkardım. Tekrar çünkü aramayayım. Burada böyle bluzlarımız var. Etekler şöyle kalsın. Şunları ben hemen yerlerine bir koyayım arkadaşlar. Böyle hepsi şöyle. Bunlar hepsi arkadaşlar yarım kollu. Gel izle. Bunları hemen şuraya ben burayı boş bırakmıştım. Buradakilerin şu da yarım kollu da. Diğerleri şey arkadaşlar. Uzun kollu. İnce ama. Yani mevsimlik olanlar. Dediğim gibi. Bir de şortlarımız var. Şortlar da bayağı varmış. Geçen seneden aldığım şortlar var. Hala barkodlar üzerinde. Bunları hiç giymemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bir barkodlu olanlar da var. Onları da hemen bu sene giydireceğim artık. Giysinler. Yani bu sene vallahi çok fazla kıyafet almayı düşünmüyorum. Bayağı varmış çünkü. Ne yapıyorsun? Yani... Bakar mısın? Diyor hayır. Şortları varmış. Hayır bunları bir şey yapma. Yiyor değil mi? Evet. Onları yiyor arkadaşlar diyor. O yüzden ben böyle genelde kaldırıyorum şu şekilde. Çünkü tülleri millerin ne varsa her şeyi ya mahvetti ya. Arkadaşlar evi yedi ya. Evi yedi yakında bizi yemeye başlayacak Lüy. Yani Lüy bu nedir ya? Bu şortları da hemen koyalım. Bu arada Mira'ya Yasemin olan şey nevresimini kullandım arkadaşlar. Böyle şey var Alaaddin'in sevgilisi yani. Mira şey Sıla'ya da Alaaddin'in lambası. Lambası ama sevgilisi Yasemin. Bu da arkadaşlar Elsa'lı. Onu kullandım. Hemen bunları şöyle bakalım. Boş yer ne kalmadı vallahi. Bir tarafı kullanalım biraz da. Biraz bana bir müsaade eder misin anneciğim? Şortları da şimdi şu aşağıya alayım. Tamam mı? Yine çünkü bu aralar tayt giydireceğim. Bir de yarın havalar biraz soğuyacakmış diye. Yine duydum. Az önce baktım arkadaşlar. Havalar soğuyacakmış ya. 8-10 derece mi? 12 derece falan bir düşecekmiş sıcaklıklar. Ay dedim ben de tam böyle yazlıkları çıkarmaya başlamışım. Ne düştü hemen hava sıcaklıkları ya dedim kendi kendime. Güldüm yani. Burada da şortlar var. Onları da bir alayım. Dur önden şunları alayım İzzet. Şunları bir alayım önden. Etekleri alacak kim? Almadı. Etekleri mi? Evet. Etekleri alacağım da şu şortları bir alayım. Şunları da hatta şuraya şöyle koyacağım. Arkadaşlar şu şekilde koyacağım artık.
Kızlar dağıtmayın dolapları, tamam mı? Vallahi var ya, paralarım size ha. Paralarım vallahi arkadaşlar. Çok dağıttıklar ya. Gerçekten arkadaşlar, düzeltiyorum her tarafı, böyle ayarlıyorum. 2 saat sonra sanki orayı ben hiç ellememişim. Yani var ya, bir talan ediyorlar. Merak eden de. Siz de öyle misiniz ya, bilmiyorum ki. Koyayım şöyle ya. Ha, bir şort atacağım. Şunlar daha çok pijama şortlar. Şöyle rahat rahat. Çok iyi oluyor. Bunlar atletler arkadaşlar. Böyle croplar mroplar. Böyle kısa kısa. Böyle giymeyi çok seviyor bu kızlar. Bakar mısınız? Bunlar ne bunlar? Göbeği açık giyiniyorsunuz. Bunlar ne bunlar? Minicik minicik. Ay bu sene artık hep böyle ya. Ben anlamıyorum. Bakar mısınız? Ay bu babalar, bu babalar ne yapsın bu babalar bu kızlarla? Acaba bu babalar ne yapsın? Bunlar nedir yahu? Öf vallahi zor. Babaların işi zor. Sadece evde giyiniyoruz. Tabii. Ne demezsiniz, ne demezsiniz. Peki. Hayır, Lüy, hayır. Lüy, hayır. Bu atletlerimiz var. Dediğim gibi elbiseleri şeydi. Lüy, hayır. Videoyu yine çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten askım yok. Askım olmadığı için elbiselerin hepsini çıkaramadım. Evet, bunları da şöylece alalım. Şöyle hatta bunları da. Evet. Bir de bunları da şöyle ekleyeceğim böyle artık. Bakar mısın? Dağ gibi oldu. Dağ gibi oldu. Ya bunlar mı var? Bu etekleri ne yapacağım ben? Arkadaşlar! Etek askısı lazım. Bu bluzları da normal askı da lazım da. Hepsinden lazım yani. Bu da bunun takımı. Şöyle. Şunun takımı arkadaşlar. Bu Sıla'ya oluyor zaten. Miray'a olmuyor. Zaten Miray'a bazıları küçük gelen şeyler Sıla'ya tam oluyor. Evet ben bu arada çok uzun oldu video. İzzet birçok yeri hızlandıracağız. Size sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir oda düzenimiz oldu. Sıla ve Mira'nın odasında düzeltmiş olduk. Yazlıkları çıkarmış. Bir de gördüğünüz gibi hanımefendi aradan gelip hemen üstleri değiştiler. Böyle şortları mortları giydiler. Bu ne ya? İkisi de. O kadar da değil yani. O kadar da değil. Hemen de değil. Dur dikkat et. Evet sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Siz de kışlıkları zaten yavaş yavaş kaldırın. Mevsimlikleri, yazlıkları yavaş yavaş çıkarın arkadaşlar. Ama yavaş yavaş, çok acele etmeyin. Biz biraz acele etmiş olabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olun. Instagram sayfama ve TikTok hesabıma lütfen bakmayın. Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da dans ediyorum arkadaşlar. Onu izleyin. Allah! Dans ediyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.